Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün sizlerden gelen bazı birkaç soru vardı. Onları da cevaplayacağım. Cevaplamadığım bir soru vardı. Hemen o soruyu cevaplayarak başlamak istiyorum. Dün ben yayından çıktıktan sonra gördüm mesajı. Twitter'dan yazmıştı dinleyenimiz. Hemen soruyu buldum. Hemen Erkan Toptaş yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. TFF 1. Lig'de, yani TFF 1. Lig diyoruz ama şu anki ismi Spor Toto 1. Lig'de, İkincilik için adayınız kimdir diye sormuş. Erkan Bey'in sorusunu bugün cevaplayayım. Devamlı bizim radyomuzu da takip ediyor. Ben ikinci sırada Çaykur Rizespor'un çıkacağını düşünüyorum Süper Lig'e. Direkt net bir şekilde ifade edelim. İkinci sırada benim görüşüm Çaykur Rizespor alır götürür. Çünkü Eyüp Spor, Pendik Spor avantaj kaybetti. Bu hafta Çaykur Rizespor Pendik deplasmanında berabere kalsa da avantajlı bir konumda. Bunun altını çizelim. Eyüp Spor, Tuzla Spor'la oynayacak deplasmanda. Ben Arda Turan'ın bu hafta ilk galibiyeti alacağını düşünüyorum. Teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini bu hafta alacaktır Arda Turan. Ben Eyüp Spor'un Tuzla Spor engelini aşacağı kanaatindeyim. Hızlı bir giriş yaptık. Süper Lig ve 1. Lig'de maçlar oynanacak bugün. Birer maç var. Heyecan başlıyor. Süper Lig'de Alanya Spor'un rakibi Ümraniye Spor. 1. Lig'de Gençler Birliği'nin rakibi Bodrum Spor. Alanya Spor Ümraniye Spor'la oynuyor. Alanya Spor'da ve Ümraniye Spor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Alanya cephesinde Ersun Yanal'la yollara ayrıldı. Yerine Ömer Erdoğan geldi. Ümraniye Spor'da da bilindiği üzere Beşiktaş maçı öncesi Recep Uçar istifa etmişti. İstifası kabul edildi. Ardından Ümraniye Spor Mustafa Er'le anlaştı. Mustafa Hoca'nın ikinci maçı, yeni bir süreç Ümraniye Spor'da Mustafa Er süreci. Alanya Spor'da Ömer Erdoğan dönemi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birincilikte ise tek maç var. Bu maçların ortak özellikleri başlama saatleri. Süper Lig ve 1. Lig'deki maçlar bugün saat 20'de başlıyor sevgili dinleyenler. 1. Lig'de Gençler Birliği'nin rakibi Bodrum Spor. Gençler Birliği Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Bodrum Spor ise playoff'u kovalıyor. Gençler Birliği'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Çünkü şu anda Altınordu avantajlı durumda. Bu maçın sonucu ve Altınordu'nun hafta sonu oynayacağı maçın sonucu çok çok önemli. Bunun da altını çizelim. Altınordu da Bandırma ile oynuyor. Şu anki puan durumu, Yeni Malatya ve Adana Spor ligden çekildi. Denizli Spor küme düştü. Gençler Birliği'nin 28 puanı var. Altınordu'nun 33 puanı var. Oynamış oldukları maç sayısı eşit. Bunu da vurgulayalım. Altay'ın 33 puanı var. Erzurum FK'nın 33 puanı var. Tuzla Spor 37 puana sahip. Ben küme düşme korkusu yaşayacağını düşünmüyorum. Burada avantajlı olan Altınordu, Altay ve Erzurum 4 takım içerisinde. Gençler Birliği bu avantajını kaybetti. Aslında Eyüp Spor deplasmanında kazanmışlardı. Ardından Altay'la berabere kaldılar. İç sahada golsüz beraberlikte. Altay maçı onlar için çok çok önemliydi. Fakat kazanamadılar. Kaybetmediler ama kazanmaları gerekiyordu. Bunu söyleyelim. Rize Spor karşısında 5-3 mağlup oldular. Bugün rakip playoff potasındaki Bodrum Spor. Bodrum Spor da playoff potasında yer alıyor. Keçiören Gücü'nün playoff'a kalması bu saatten sonra çok çok zor. Göztepe seri galibiyetlerle geldi ve 7. sıraya yerleşti. Bunun da altını çizelim.
İlk reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biz burada olacağız. Hattımızda konuklarımızla birlikte. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Ben de bu süre zarfında sizlerden gelen soruları yanıtlıyorum. Twitter'dan Haydar Yıldızdere yazmış. Selamun aleyküm Salim abi, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Çorum Futbol Kulübü için düşüncelerini alabilir miyim demiş. Hemen paylaşayım Çorum'la ilgili düşüncelerimi. Çorum FK Şanlıurfa Spor'la inanılmaz bir yarış içerisinde. Devre arasında yapmış olduğu transferler çok çok önemli. Özellikle de Sarıyer'den. Sezon başında Galatasaray'dan Sarıyer'e kiralık gitmişti Eren Aydın. Eren Aydın'ı transfer ettiler. Eren Aydın skora katkı sağlıyor. Önemli ve tecrübeli oyuncuları var. Gökhan Karadeniz gibi. Hemen kontrol ediyorum. Murat Yıldırım da zaman zaman görev alıyor. Bunu belirtelim. Ben bu grupta Çorum FK'nın 69 puanla avantajlı olduğunu düşünüyorum. 3 puan var arasında Şanlıurfa Spor'la. Şanlıurfa Spor geçtiğimiz hafta berabere kalmıştı Soma karşısında. Bu maçı kazansalardı işler onların lehine dönecekti ve 1 puanlık fark devam edecekti. Fakat bu grupta Çorum daha avantajlı. Özellikle de devre arası yapmış olduğu transferler gayet iyi. Çorum, FK ve Şanlıurfa arasında bu grupta yarış devam edecektir. Ben sezon sonunda Çorum FK'yı bir adım daha önde görüyorum birincilik için. Ciddi yatırımlar da yapıldı stadyum konusunda vesaire. Haydar Yıldızdere'nin sorusunu bu şekilde yanıtlamış olayım. Dün hakem atamaları yapıldı. Derbinin hakemi belli oldu. Yayınımızda paylaşmıştık. Beşiktaş Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetiyor. Hem Galatasaray cephesinden hem de Beşiktaş cephesinden açıklamalar geldi. Bir kaos ortamı oluştu maç öncesinde. Bu hakem ataması ile ilgili konuşacağız. Hatta bugün Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında da atama ile ilgili yorumunu paylaştı. Köşesine taşıdı. Gazeteci yazar zaman zaman da yayınımıza bağlanır. Hem benim yayınıma hem de Aygün abinin yayınına destek olur. Başlık da şu şekildeydi. Ömer Faruk Ünal'ın yazısı. Bu ne manuel ne de dijital bir tayin. Şimdi Ömer abi hattımızda. Ömer abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Teşekkür ederim Ömer abi. Atama ile ilgili konuşalım abi. Özellikle de dijital mi manuel mi ne dersin? Yazına da taşıdın ve Ali Şansalan derbi öncesinde dün en çok konuşulan konulardan birisiydi Twitter'da. Ciddi derecede eleştiri de var. Kamuoyunun önünde artık bu hakem. Ne dersin bu konuda? Şimdi bir futbol federasyonunun merkez hakem kurulunun birinci görevi hakemini korumaktır. Evet. Yani hakemini tartışma ortamından, spekülasyonlardan, manipülasyonlardan korumaktır. Bu çok önemli. Yani siz bunu yapmazsanız bir başkası sizin hakeminizi paramparça eder. Şimdi bizim hakemlerimiz bu merkez hakem kurulu geldiği günden beri genel olarak perşembe günleri saat 12'de açıklanıyor. Her gün perşembe günü öğlen 12'de her hafta. Haftanın hakemleri açıklanıyor. Bu sefer enteresan bir şey oldu. Hakemler açıklanmadan 24 saat önce hakem tartışılmaya başlandı ve hakemin ismi tartışıldı. Hakem çarşamba günü kamuoyunda Ali Şansalan olduğu olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bazıları bunun bir tahmin değil bir bilgi olduğunu da açık açık ifade ettiler. Evet. Şimdi ve Beşiktaş kulübü de şöyle bir açıklama yapmak ihtiyacı duydu. Bizim hakem Ali Şansalan'ın istediğimiz bilgileri tamamen asılsızdır. Bizim böyle bir talebimiz olmamıştır diye de Beşiktaş resmi ağızdan böyle bir açıklama yaptı. Şimdi perşembe günü saat 12.10 geçe yani dün hakem açıklandı. Saat 13.30 civarı da Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek soluğu Riva'da aldı. Riva'ya gitti. Yani şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Belki bugün bakarsın Beşiktaş da belki bir Riva'yı ziyaret eder. Bunlar çok doğru ve sıhhatli işler değil. Yani ne olması lazım? Futbol Federasyonu hakemin açıklandıktan sonra kapılarını, telefonlarını, her şeyini kapatması lazım. Hiçbir kimse artık Futbol Federasyonu'yla bir diyalog, temas içine girmemeli, girememeli.
Şimdi siz hakemi düşünün. Ali Şansalan'ın bu hayatındaki ilk derbisi olacak. Maçtan önce bu kadar spekülasyon. Maçı daha pazar günü saat 19'da. Önümüzde var 48 saat daha. Hakemi bu kadar tartışmak, bence bir iki gün daha gazeteler, televizyonlar, radyolar hakemi tartışacaktır. Hakem bu kadar tartışır hale getirmek hakemin performansını ciddi şekilde etkileyecektir, etkiler. Bunlara fırsat verilmemesi gerekirdi. Sevgili Salim, eğer atama konusuna da gelecek olursak tabii ki söyleyelim. Bizim FIFA kokartlı 7 tane hakemimiz var. Ve 2 tane hakemimizi bu mevcut futbol federasyonu FIFA listesine dahil etti 1 Ocak günü. Yani mevcut futbol federasyonu başkanının imzasıyla bu 2 hakem FIFA listesine girdi. Kimdi? Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdemir. Şimdi insana sorarlar, böyle bir kritik derbi var. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren bir derbi. Siz buraya bir tane FIFA kokartlı hakeminizi tayin edemiyorsunuz. Demek ki sizin FIFA listeniz çok sağlıklı, çok liyakata göre yapılmamış bir liste. O anlaşılır. Yani bunu sorsanız senin 7 tane FIFA kokartlı hakemin maça çıkamıyor. Bakıyorsun işte diyelim ki Mete Kalkavan, Ümit Öztürk, Hüseyin Göçek gibi hakemler de geçmişte bu kadar derbilere çıkmış, FIFA listesine girmiş çıkmış tecrübeli hakemler. Bunları da buraya veremiyorsunuz. Yani kala kala geliyor iş Ali Şansalan'da bitiyor ve Ali Şansalan tayin ediliyor. Şimdi Ali Şansalan tayini de çok böyle algoritmaya ya da dijital atamaya ne derseniz uyan bir tayin değil. Niye uyan bir tayin değil? 2 hafta önce Karagümrük Ümraniye maçında 2 tane penaltı vermiş. İkisini de VAR yardımıyla vermiş. Daha öncesinde Galatasaray Adana Demirspor maçıyla çıkıyor. Emre Akbaba'yı atmıyor. Çok büyük tartışmalara sebep oluyor. Ve bakıyorsunuz Beşiktaş maçlarına da son 22 haftada bu 5. maçı olacak. Yani Beşiktaş maçlarına çok fazla, çok sık çıkmış bir hakem. Yani bunu siz yapay zeka yüklediğiniz zaman bu veriler bu maça Ali Şansalan'ı tayin etmez. Evet. Yani şimdi tabii bu yapay zeka da çok tartışma konusu oldu. Artık insanların ne kadar siz söylerseniz söyleyin güveni de kalmadı. Tabii bu hafta sadece bir maç değil, Sivas Fenerbahçe maçı ve Giresunspor İstanbulspor maçı da çok kritik, öneme haiz maçlar. Evet. Yani zaten Sivas Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kazandığı takdirde Beşiktaş Galatasaray maçının zorluk derecesi biraz daha artar. Yani onun için kritik bir haftayı arkasındayız. Dileriz hakemlerin çok az konuşulduğu, böyle maçlardan önceki gibi konuşulmadığı bir hafta olur bu 32. hafta. Peki Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili öngörün nedir? Çünkü çok çok fazla tartışıldı. Maçın önüne geçti artık bu tartışma. Bu noktada bence baskı altında olacaktır Ömer abi. Bilmiyorum yorumun nedir ve bir de ayrıca VAR hakemi ile ilgili öngörün nedir? Hangi hakem VAR'da olabilir derbide? Yani buraya tabii Merkez Hakem Kurulu çok sağlam 3 tane VAR, AVAR 1, AVAR 2 atacaktır. Evet. Yani şu anda bir şey söylemek için çok bir şey söyleyemiyorum ama mutlaka tecrübeli bir hakemi atacaktır. Ama mesela şunlar olmayacaktır. Diyelim ki bir Halil Umut Meler'in maçı var olmaz. Evet. İşte Mete Kalkoğlu'nun maçı var olmaz böyle atadıkları hakemler. İşte Arda Kardeşler cezalı. İşte Yaşar Kemal Uğur'un maçı var olmaz. Yani burada Alper Ulusoy ismi biraz öyle çıkar. Bunlar belki birazcık önde olur. Bunun dışında çok da FIFA kokartta çok tecrübe yardımcı. Abdülkadir Bitigen olabilir mi abi? Abdülkadir Bitigen'in bu hafta maçı yok. Yani Abdülkadir Bitigen Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde maç alan bir hakem. Evet. Ama geçen hafta anladığımız kadarıyla Antalya Sivas maçından herhalde geçerli puan alamadı ki bu hafta maçı yok. Onun da ben olabilme ihtimalini zayıf görüyorum. Ama yani bana kalsa veririm. Çünkü Abdülkadir Bitigen Türkiye'deki VAR işini en uluslararası boyutuyla hakim bir hakemlerden bir tanesi. Ama Alper Ulusoy'u ben bir adım daha önde görüyorum. Burada Merkez Hakem Kurulu bu hafta maçı olan hakemlerden biri olmayacaktır bir kere net bir şekilde ama VAR kadrosunda olan işte Alper Ulusoy olur. Hakan Ceylan da çok tartışma konusu olur. Olmaz. Evet. Bu Serkan Tokat, Koray Genceler, Mustafa Öğretmenoğlu bunlardan da birinin olacağını pek ihtimal vermiyorum. Onlar sadece, yani AVAR olur abi. Yani saydığın isimlere saygı duyuyorum. Evet yani AVAR olabilir. Bir tane yardımcı hakem, Şah Kokart'ta bir yardımcı hakem tayin ediyorlar. AVAR 2 olarak. Bu şekilde olacaktır. Yani tabii Ali Şansalan için bu ilk derbisi.
Evet. İlk defa böyle büyük bir maça çıkacak. Zor bir maç. Yani maçta diyelim ki böyle gri pozisyon sayısı arttıkça maçın zorluğu da artacaktır. Kamuoyu zaten ikiye bölünecektir. Bir kısmı Beşiktaş, bir kısmı Galatasaray lehine. Yani verdiği her karar, diyelim ki bir penaltı, böyle gri bir penaltıysa, bariz gol şansı gri bir pozisyonsa, kırmızı kart gri bir pozisyonsa, kamuoyunda mutlaka ikiye bölünecektir ve hakem daha çok tartışılacaktır. Zor bir maç yani. Hakikaten 3 takımı da ilgilendiriyor olması. Sadece şu birazcık tansiyonunu bence düşürdü. Fenerbahçe İstanbulspor'u yenmiş olsaydı bu maçın tansiyonu en az bir kat daha artardı. O evet. Bence maçın tansiyonunu biraz düşürdü. Galatasaray biraz daha, daha sonra bu deplasmandır. Benim bir tane maç kaybetme kredim var düşüncesiyle maça çıkacaktır ama Galatasaray onu hissetmeseydi, farkı 3 ile gelseydi farka, maçın zorluk derecesi biraz daha yüksek olurdu. Zor oldu yani. Çok teşekkür ederim Ömer abi, değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşçakal. Sağ ol, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ömer Faruk Ünal'dı, Türkiye Gazetesi'nden. Ömer Faruk Ünal'ın yorumu: derbide var hakem olarak Alper Ulusoy ön plana çıkıyor, bunu paylaşalım. Şu anda hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa Kaplan'la birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Salimciğim. Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam, Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hafta sonunda çok önemli bir derbi var. Fenerbahçe, evet. Sivas deplasmanında ligde kalma adına da önemli maçlar oynanacak. Haftanın öne çıkan maçları derbi ve Sivas Spor Fenerbahçe maçı. Bu iki maçla ilgili kısa kısa yorumlarınızı alabilir miyim hocam? Ya şimdi Fenerbahçe'den başlayalım o zaman. Tabii ki. Yani son dakikada yendi ve 3-3 bitirdi. İstanbulspor maçından sonra tabii ki moraller, motivasyonlar iyice düştü. Şimdi Sivasspor da iyi bir deplasmandan, yani Sivasspor için, Fenerbahçe için iyi bir, zor bir deplasman. Yani Sivasspor da geçen hafta kazanan bir takım. Fenerbahçe eğer Sivas'tan kazanmayarak dönerse şampiyonu da bırakmış olur. Ama Fenerbahçe bu maçı artık bir final havası gibi görüyor. 6 puanlık farkı korumak için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Zor bir maç. Ben Rıza Hoca'yı da çok iyi tanıdığım için, evet, onlar kazanmak için şey yapacaklardır. Yani Fenerbahçe kendi eline belki bu sene şampiyonluğu verdi gibi gözüküyor. Evet. Geçen senelerdeki olduğu gibi. Çünkü Ümraniyespor'la da 3-3 kaldın. Konyaspor'a mağlup oldun. Geçen hafta işte herkes garanti baktı. İstanbulspor maçının son dakikada, yani bir kere Fenerbahçe'ye yakışmayacak, yenilmeyecek bir gol. İstanbulspor'u da burada kutluyorum. Niye kutluyorum? Maçı sonuna kadar bırakmadı. Fatih Hoca geldikten sonra kümede kalma adına çok güzel işler de yaptılar. Bana göre de büyük bir ihtimalle İstanbulspor gelecek sezon Süper Lig'de olur. Çünkü beraberce oynayan bir takım, iyi bir ekip. Belki seyirci azlığı var ama geçen hafta Fenerbahçe'nin 3-2 puan alması onları moral motivasyon olarak yükseltti. Gerçi onların bu hafta çok zor bir maçı var Giresunspor'un, ama ben İstanbulspor'un o maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Sivas deplasmanı da kaybederek gelirse Galatasaray şampiyonunu ligin sonunda ilan eder gibi gözüküyor. Fenerbahçe, evet, zor bir maç ama Fenerbahçe ne yapıp yapıp Sivas'tan 3 puanla dönüp 6 puanlık farkı bir gün sonraki Beşiktaş Galatasaray derbisini göz önüne alarak, Galatasaray'ın puan kaybedeceğini hesaplayarak Fenerbahçe orada mutlu döner gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş Galatasaray derbisine gelince de Salimciğim, evet hocam, ben aslında Beşiktaş takımını beğeniyorum. Özellikle üçlü bölgedeki çabuk kaleye giden oyuncularını beğeniyorum ben. Yani Fenerbahçe deplasmanda da zaten çabuk oynayarak ikinci bölgedeki geçişlerini çok iyi yaparak Fenerbahçe maçını kazanmıştı Beşiktaş. Aynı şekilde bana göre o üçüncü bölgedeki iki oyuncusunu iyi kullanarak Galatasaray maçını kazanabilirler. Yani beraberlik de onlar gibi gözüküyor ama eğer Galatasaray zaten bu derbiyi de kazanırsa o zaman Galatasaray için çok büyük bir yol almış olur. Yani zor bir maç. Ortada bir maç. Derbiler genelde bir favorisi yoktur ama ben Beşiktaş'ın bir adım önde görüyorum, kazanacağına ilgili düşünüyorum. En kötü beraberlik ama Galatasaray da burada kazanabilir mi? Kazanabilir. İyi bir takım, iyi bir ekip. Yani iyi bir derbi izleyeceğiz. Maçın skoru ne olur? Onun maçta da hep beraber göreceğiz ama ben Beşiktaş'ı sanki daha şanslı görüyorum.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, az önce Fenerbahçe'den bahsettiniz. Çok merak ediyorum, sormak da istiyorum. Basına da yansımıştı. Sizin bir dönem Fenerbahçe ile ilgili isminiz çok anıldı. Altyapı direktörlüğü, hatta o dönem Emre Belezoğlu'nun ekibinde de yer alacaktınız. Var mıydı hocam öyle bir durum? Neden olmadı? Ulusal ya aslında öyle bir da şey vardı pandemide, son 8 maç. Evet. Nasıl olacaktı pandemi, o durum? Evet, pandeminin olduğu bir dönemdeydi. Öyle bir gelişmeler oldu, sonra arkası gelmedi. Biz o zaman hatta bizi arayan arkadaşa da demiştik ki yani öyle bir şey olursa burası sonuçta Fenerbahçe. Bizim için para pul hep ikinci planda durur. Fenerbahçe hizmet etmek bizim için umutluluk olur dedik. Altyapı, üst yapı hiç fark etmez dedik. Sonrasında da bir duruldu bir anda. Sonra Tahir Hocam geldi. 8 hafta öyle bitirdiler. Tahir Hocam zaten şu anda zannedersem altyapıda devam ediyor. Yani size de yapılan teklif bu şekildeydi değil mi hocam? Ya işte o bizim yani Ankara'da birilerinin aracılığıyla bize gelen bir teklifti. Biz o zaman olur demiştik. Hiç problem yok demiştik yani. Nasip olmadı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi camilerle çalışmak tabii ki onur olur. Yani biz o zaman tamam demiştik. Ondan sonra pandemi süreci, sıkıntılı bir süreç olunca da ister iseniz farklı son 8 haftaya tarihlerine devam ediyoruz. Evet, hatta o dönem hatırlıyorum hocam, haberlerde de yer almıştı. Sayın Başkan Ali Koç'la fikir alışverişinde de bulunmuştunuz. Yok, biz Ali Koç'tan Ali Koç Başkan'la öyle bir görüşmemiz olmadı. Doğruya aracılarla doğru mı oldu hocam? Yani biz sadece aracılarla oldu. Yani o evet. Ya kısmet tabii olmadı. Aslında olmasını çok isterdim o zaman ama olmadı. Hocam birçok oyuncuya dokundunuz. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Sivas Spor'da Uğur, Soner, Konya Spor'da birçok oyuncu hocam. Rahmetli Ahmet Çalık. Soner Aydoğdu. Soner Aydoğdu. Şu an Samsun'da. Umut Nayır. Bir sürü sayabiliriz, evet. Hocam şunu sormak istiyorum. Altay'la görüştünüz mü ameliyat sürecinden sonra? Yok, ben bir sadece geçmiş olsun için, geçmiş olması için, yani ameliyattan sonra geçmiş olsun demek için aradım. Onun dışında da herhangi bir, yani futbolla ilgili bir şey konuşmadım. Evet. Hocam bir de İrfan Can Kahveci, ciddi eleştiriler var Fenerbahçe'de. Evet. Zaten kendisi de açıklama yaptı. İrfan Can da sizin gelişimine katkı sağladığınız oyunculardan birisi. Gençler Birliği'nde çalıştınız, alt yapıda, üst yapıda. İrfan Can'a ayrı bir parantez açarsak, neden olmadı veya oldu da farklı pozisyonlarda mı deneniyor, cevherini ortaya çıkartamıyor? Çünkü Başakşehir'de hatırlıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan bir oyuncuydu. Evet. Ne dersiniz hocam? Neden? Ya İrfan, yani, şimdi İrfan Can tabii Fenerbahçe taraftarları İrfan Can'dan çok beklentileri var ama İrfan Can Başakşehir'de daha rahat oynuyor. Daha böyle bir serbest oynardı. Ama şimdi Fenerbahçe'de tabii belli bir Yesus Hoca'nın belli bir sistemi olduğu için kenarlarda oynatıyor. Yani İrfan, ben hep söylüyorum, iyi futbolcu ve iyi bir karakter. İrfan gibi oyuncuları harcamak çok kolay ama öyle oyuncuları bulmak çok zordur. İşte bir Arda çıktı yine Gençler Birliği'nin altyapısında. Bak şimdi Fenerbahçe'de neler yapıyor. Geçen hafta müthiş bir oyun. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bu milli Dünya Kupası'ndan önce evet, herkes İrfan gibi oyuncuları Fenerbahçe'de el üstünde tutuluyordu. Sonra Dünya Kupası'ndan sonra ister istemez o uzun bir süre bir sakatlık oldu, bir düşüş oldu. Bu normal şey. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hepsini söylüyorum. Ya, bir oyuncu 30 maçı aynı şekilde oynayacak gibi bir şey yok ama iniş çıkışlı tabii ki bir trafik olacak. Ya ben İrfan Can'ın ülke futbolundan milli takıma Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları oldu. Bundan sonra da olacaktır. İrfan gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin uzun yıllar taraftarlar da arkasından durarak İrfan'a moral motivasyon desteği yapmaları lazım. Yani İrfan mesela bir 10 numara gibi oynasa, bir serbest oynasa, şimdi mesela Fenerbahçe kaç yıldır hep şampiyonlukları kaybediyor değil mi? Son 3-4 senedir. Evet. Bu sene de öyle gözüküyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oyun mantalitesine baktığın zaman 3'lü savunma oynuyor, 4'lü savunma oynuyor. Sen İstanbulspor maçını son dakikada gol yiyorsun. Fenerbahçe gibi takım son dakikada, o dakikalarda gol yiyor mu? Futbolda bunlar var mı? Var. Var. Ama şimdi sen 3. bölgede bana göre Fenerbahçe'nin Emre Mor'u da bunun içine katarak çok iyi iki tane böyle mesela Galatasaray'daki gibi ya da Beşiktaş'taki gibi iki tane böyle sprint atan arkaya giden iki kenarı var mı? Hadi biraz Emre bunları yapıyor diyelim. Hadi sprint atıyor. Yani hep ayağına top isteyen, ayağına gelerek oynayan bir Fenerbahçe takımı kurulmuş 3. bölgede.
Valencia olmasa Fenerbahçe'nin ikinci en çok gol atan oyuncusu sayacak. Belki herhalde 6-7 atan var mı? Belki de yoktur yani. Yani Valencia'ya çıkarsan Fenerbahçe bu puanları da alabilir. Onun için yani İrfan İrfan'a da ben geçmişte 6 ay içinde bunu söylemiştim. Arda için de Fenerbahçe'nin kim büyük bir kazanç diye söylüyoruz. Yine Fenerbahçe takımı İrfan gibi elindeki oyunculara sahip çıkacak. Yani her sene 10 tane gönder, 10 sene 10 tane al. O zaman da kulüplerimiz ekonomik olarak bir sürü sıkıntılar çekiyor. Hocam yani o araya girilmesi işi bozdu mu yani? O ya Avrupa'sı arası forum performans düzeyini etkiledi anladığım kadarıyla. Tabii abi çünkü 40 günlük bir ara vardı. O arada Fenerbahçe ne yaptı ne çalıştı bilemem ama sıkıntı çekti o süreçte. Futbolcular ister istemez Dünya Kupası'nın o uzun süreç futbolcuların çoğu takımdaki futbolculara zarar vermiştir yani. Ben aynı şekilde şimdi İrfan 3 hafta önce iyiydi de 3 hafta sonra kötüydü. Altay işte bu hafta kötü gol yedi. Önümüzdeki hafta 3 tane gol çıkarttı. Yani bunu hafta hafta değerlendirmemek lazım. Uzun bir süreye yaymak lazım. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa hocam yani İrfan'la ilgili yorumunuz bu. Aşırı da eleştiriliyor hocam bakıldığında. Evet. Ya ben mesela İrfan'a söylemiştim. Ya, sen kulaklarını tıkayacaksın, içine bakacaksın. Taraftar sen imparator da yapar. Evet. Geri geldiği zaman İrfan diye bağırmıyorlar mı? Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Soner Aydoğdu. Benim çok emeğim var. Helal hoş olsun. Şu anda Samsun Spor'da. Evet. Değil mi? Samsun Spor da bu arada kutlayalım. Böyle geçtiği için başkan, yönetim, teknik kadro, taraftar evet, devam ediyor. Soner, ben hep gençlerde şunu söylüyorum. Soner bu temponu arttırmazsan hep 3. 4. stresle kalırsın demiştim ben. Bir türlü 5'e atamazsın. Şimdi Soner gitti Samsun Spor'da işte oynuyor, oynamıyor, giriyor, çıkıyor falan filan. Antalya Spor'da da aynı şekilde. Yani bu tip oyunculardan teknik adamın nasıl faydalanırım demesi lazım. Yani Soner'den nasıl faydalanırım? İrfan'dan nasıl faydalanırım? İşte geçen hafta İstanbul Spor'da bize bakıyorsun. Kimsiz adamlar bir anda çıkıp neler yapıyorlar. Ya bu futbolun içerisindeki bazı oyuncuları saha içerisinde hangi maçta hangi sürede kullanacağına iyi karar vermek lazım. Aa, ben bana sorsan ben şimdi Jesus'u eleştirdim. Yani hiçbir derbi kazanmamışsın. Fenerbahçe İstanbul Spor'un 3-3 kalıyorsun. İmran Spor'un 3-3 kalıyorsun. Konya Spor'a mağlup olursun. Yani bir anda senin 7 puanın gitmiş. Tabii o takımlar da yanlış anlamasınlar beni. Yani sonuçta koşan, mücadele eden, savaşan takımlar. Onlar da puan için oradalar. Ve onları da kutluyorum ben. Evet. Sen Fenerbahçe'sin. Sen bunları kaybettiğin zaman bana göre taraftarın İrfan'a, Ahmet'e, Hasan'a, Hüseyin'den ziyade eğer bir eleştiri varsa bana göre bu eleştiri de Jesus yapılır. Hocam Jesus çok fazla mı abartıldı? Bana da öyle geliyor ya. Çünkü niye biliyor musun? Biz işte Türk hocalar sahanın kenarında bağırdığımız zaman işte ya geri gel, öne çık, bas, yakın oyna, çal, çevirme dediğimizde bizi eleştiriyorlardı. Hatta benim bir maçım var. Bak Fenerbahçe maçı. 1-0 mağlup oldum ben Ankara'da. Gençlerimin odasıyken ben. Evet. Tribünde işte İlhan abi rahmetli başkanımıza ya bu hoca kenarda ne çok bağırıyor. Ya kardeşim ben Fenerbahçe'nin oyunum. İlhan abi maçtan sonra yanıma geldi. Oğlum dedi bundan sonra daha çok bağır lan. Ben böyle adamı severim dedi. Biz bağırırken biz ne diyeceğiz? Fenerbahçe maçı 10 bin, 20 bin kişi oynuyorsa Jesus ders mi olacağız biz? Evet. Bağıracağı maç var. Bağırmıyor. Jesus da bağırıyor, çağırıyor. Kazanınca iyi. Kimi yendin? Galatasaray maçın. Hiçbir derbi kazanamamışsın. Bir maçları kazanmışsın. O zaman sen nasıl şampiyon olacaksın? Bana göre burada eleştiri alacak birisi varsa bana göre Jesus. Çünkü niye Jesus? Sen bu kadar transfer yaptın. Kendi istediğin oyuncuları aldırdın. Evet. Senin elinde bir sürü sol bek varken gittin devransız bir sol bek daha aldın. İçeride Türkiye'den çöz sol bekini. Yani gidip illaki dışarıdan alma şartın var ama şimdi başka sol bek oynatıyorsun. Fenerbahçe bana göre Valencia'nın yanına iyi bir forvet oyuncusu alıp kenarlara da iki tane sprint atan kenar oyuncusu almak varken ya da orta sahada işte bir o oynuyor, bir öbürü çıkıyor, evet. Bu hafta bu oynuyor. Ya bu kadar değişkenlik olmaması lazım. Burada bana göre eleştiri alacak bir adam varsa Jesus. Dediğin gibi bana göre çok abur. Şimdi, hocam kamuoyunda şöyle bir durum var. Hemen paylaşayım, yorumunuzu alacağım. Bu hafta Fenerbahçe'nin olası puan kaybında teknik direktör değişimi olacağı ve Sergen Yalçın'ın
ön planda olduğu iddia ediliyor. Bana gelen bir bilgi de Volkan Demirel'de bu adaylar arasında. Sergen Yalçın ve Volkan Demirel ismi. Ne dersiniz Fenerbahçe için? Çünkü kamuoyunda sıklıkla yazılıyor. Dün Sergen Hoca'nın da bir açıklaması vardı. Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu süreçte Trabzonspor'la görüştüm dedi. Ama bu olası puan kaybında Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın'a ve Volkan Demirel'e gideceği. Özellikle de ben Volkan Demirel'i kendim duydum. Sergen Hoca ile ilgili bir bilgim yok, iddia ediliyor diye söylüyorum. Ne dersiniz? Ya benim fikrim, ben yani eğer öyle bir şey varsa ben Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye yakışacağını düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın'ın futbolcu duyarlılığı daha farklı olabilir yerlisine, yabancısına. Evet. Sergen Hoca geldi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı, Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra adam ikinci senesini görmeden hadi güle güle dediler. Bana göre Sergen Yalçın Türkiye'de her tarafa yakışır. Hele Fenerbahçe gibi camiaya hem futbolculuk da yapmış, içeriği de biliyor. Sergen Yalçın ismi Fenerbahçe için olur. Abi Volkan Demirel de olur mu? Olur. Ama Volkan Hoca'nın bence 1-2 yıl daha böyle Hatay gibi, işte Alanya gibi, işte ne bileyim Ankara, o tip takımlarda çalışıp gelmesi daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama Volkan camiaya en iyi bilenlerden bir tanesi. Evet. Yıllarca hizmet etmiş kaptan olarak. Çok büyük emekler de vermiş. Ve ben ayrıca da onu kutluyorum. Hem sporun dışında, özellikle bu Hatay depreminde, yani ülkemizdeki Anadolu depreminde sonra yaptıkları unutturmaz. Evet, İşte maden ocaklarını yaptıkları unutturmaz. Yani Fenerbahçe'ye yakışır mı? Bana göre de yakışır. Ama o Volkan Hoca gelip başarısız olduğunda bu sefer isterseniz Fenerbahçe taraftarı Volkan arasındaki gerginliği düşünerek diyorum. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var diye diyorum. Ama Fenerbahçe eğer arkasında duracaksa Volkan Hoca'nın, gelsin 5 senelik mukavele yapsın. Volkan Hoca uzun yıllar Fenerbahçe hizmet etsin. Ve bunu hak etti mi hak etti. Camiye de iyi biliyor. Sergen de aynı şekilde. O da Fenerbahçe yapsın. Yani şimdi Jesus'un aldığı 20-25 tane oyuncu aldı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin elinde bir sürü oyuncu var ama şampiyonluktan uzaksın. Geçen sene iyi bir forvet olsaydı, ondan önceki senelerde Fenerbahçe şampiyon olurdu. Evet. Emre Belözoğlu'nun zamanları çok şans kaybetti. O zaman da şampiyon olabilirdi. Yani iyi bir yapılanmayla yerli hocalar tercih etmek bana göre daha doğru bir karar. Bu Aykut olur, Volkan olur, Sergen olur. Analizli olur. Ya şimdi mesela Samet Hoca Trabzonspor'la görüştü, olmadı. Ya niye olmuyor Samet Hoca Trabzonspor'a? Hırvat Hoca geldi. O da geldi, o da mağlup oldu. Evet. Ya, kulüp başkanlarımız ve kulüp yöneticilerimizin çok sağlıklı düşünerek karar vermeleri lazım. Evet. Hocam ben bir cümle söyleyeceğim. Sonrasında da bitireceğim. Samet Hoca neden olmuyor biliyor musunuz hocam? Samet Hoca günümüz yönetici profillerine ters bir hoca. Yani ben Samet Hoca'yı birebir de tanıdığım için söylüyorum. Doğruları söyleyen, futbolu bilen, yani futbolda teknik adam, mesela bir teknik direktör olarak yöneticiyi işine karıştırmaz. Bundan dolayı normal şartlarda Samet Hoca Eyüp Spor'a gidiyordu. As başkan istemedi. Sezon sonuna kadar gel çalıştır diyor. Ondan dolayı olmuyor. Arda Turan gidiyor. Samet Hoca da diyor ki ben diyor Samet Aybaba'yım kardeşim. Sezon sonuna kadar gelmem. Eğer şampiyon yapamazsak zaten ayrılırız diyor. Yani bence yönetici evet hocam. Bence de kendisine yakışanı yaptı. Yani yönetici profili bu mu? Yani şunu söyleyeyim. Burada as başkan olur, yönetici olur. Eyüp Spor için örnek vereyim. As başkan yeni doğduğunda Samet Aybaba teknik direktörlük yapıyordu. Onu söyleyeyim yani. Samet Hoca bu ülkenin önemli teknik direktörler arasındadır. Önemli teknik adamlar arasındadır. Evet. Bence değerini de görmemiştir. Şu an itibariyle. Rıza Hoca aynı şekilde. %100 katılıyorum. Yani şunu söyleyeyim Samet mesela. Samet Hoca'nın haftada en az iki kere görüştüm. Evet. Bir şey bunu Samet Hoca özelinde söylemiyorum hocam. Mesela bilmiyorum katılır mısınız? Mesela Jorge Jesus'un oyun modelini abartı abartı anlattılar. 2005-2006 sezonunda Adana Demirspor 2. Lig B kategorisindeydi. Levent Eriş bu sistemi oynatıyordu. Açsınlar arşivlere baksınlar. O uzay kadro kurmuştu. 2005-2006 ya da 2006-2007 de olabilir. Yanlış olmasın, kontrol edebilirler. Ben çok aşırı abartıldığını düşünüyorum hocam. Yani bazı şeylerin ülkemizde. Tabii ki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Şimdi ben geçen hafta bir takımla konuştuk. 5 haftalık bizi göreve çağırdılar. Evet. Ben dedim ki ben haftalığına gelmem. Önümüzdeki sezonun planlamasını böyle yapacağız. Şartlarımızı yazalım. Evet. Ben 5 hafta sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Ama önümüzdeki 5 önümüzdeki bir sene anlaşmamızı yapalım.
Hem evet. Orada uçuşlarımızı görürüz. Gidenler, kalanlar, takımın durumu falan. Onlar diyor ki hocam biz 5 haftalık sezonuma ben de gelmiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Biz Ankara gücünde 2019'da devre arasında ben bir planlama yaptım. Bir takım kurdum. Kümede evet. Kaldık. Kümede kaldık dostlar. Kendi bildiğimiz, inandığımız, seyrettiğimiz evet. Oyuncular aldık. Kümede kaldık. Biz şimdi evet. Öyle bir şey var ki şimdi Eyüp Spor dünya kadar transfer yaptı. Dünya kadar para harcadı. Ha üçüncü takım olarak bana göre Eyüp çıkar. Bak onu da buradan söyleyeyim. Yani Rize Spor ikinci takım çıkar. Samsun Spor'dan sonra Eyüp Spor da üçüncü takım olarak çıkar. Çünkü kadro derinliği iyi olduğu için. Oradaki kadro aslında İbrahim Hoca çok iyi düzen yaptı. İbrahim Hoca bana göre oyuncuları iyi bir şekilde kullandı. Ama takımın özellikle üçüncü bölgedeki oyuncuların yaş ortalaması. Takım içerisinde yaş ortalaması evet. Üçüncü bölgede de aynı şekilde. O işte mesela yorgunluk binince takımda bir düşüş yaşadı. Evet. Yani İbrahim Hoca'lar kalsa üçüncü takım olarak söyleyecekler. Şimdi Arda buna gelince yine üçüncü takım olarak bana göre Eyüp Spor çıkar. Evet hocam ben ya, size bu... saygı duyuyorum ama bu mental motivasyonla Eyüp Spor takımı Tarapya'dan Hacı Osman Bayırı'na çıkamaz. Yani çok teşekkür ediyorum hocam ama yani çünkü mental anlamda bitmişler. Bitmişler abi. Onu evet. Sana katılıyorum. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim Mustafa hocam. Ne çok demek? Çok sağ olun. Ankara'ya selamlar, saygılar. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan'dı. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım Mustafa Özer. Mustafa Özer'le birlikte birincilikle konuşacağız. Bugün birincilikte çok önemli bir maç var. Gençler Birliği'nin rakibi Bodrum Spor ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren bir maç. Gençler Birliği Eryaman Stadyumunda Bodrum'u ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak maç. Hocam nasıl bir maç bizi bekliyor? Her iki takımı da takip ediyorsunuz yakından. Salim merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tabii şimdi bugün önemli bir maç var. Bodrum Gençler Birliği, biliyorsunuz Bodrum şu anda 55 puanı var. Evet. Gençler Birliği'nde 28 puanı var. Hem yukarı ilgilendiriyor hem de küme düşme maçını ilgilendiren maçlardan bir tanesi. Bodrum'da iyi bir çıkış yakaladı İsmet Hoca ile. Gençler Birliği'nde 28 puanı var. Vallahi çok zor bir maç olacak iki takım açısından. Peki hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Ligde kalma yarışı devam ediyor. Hafta sonunda çok önemli maçlar var. Altınordu'nun rakibi Bandırma Spor 2-0 öne geçtiler Altınordu. Manisa deplasmanında 2-2 bitti. Çok güzel bir maçtı. Evet. Altınordu, Erzurum ve Altay aynı puana sahip. Gençler Birliği burada biraz dezavantajlı durumda. Bu noktada yorumlarınızı merak ediyorum. Evet. Hafta sonu için neler söylersiniz? Şimdi Salim, Gençler Birliği Bodrum maçı en önemli maçlardan bir tanesi. Altınordu 33 puanda, Altay 33 puanda. Sen de hocam bahsedin. Bence sözünüzü böldüm kusura bakmayın ama evet, bence evet, önemli tabii. Olmasının sebebi Altınordu, düzeltiyorum, Gençler Birliği ilk maçı oynayacak. İlk maçı oynadığı için de onun sonucuna göre diğer maçı oynayacak takımlar rakiplerine karşı artı ya da eksi motivasyon olabilir. Baskı altında da olabilir. Bilmiyorum, katılır mısınız? Mesela Gençler Birliği bugün mağlup oldu diyelim. Altınordu daha rahat çıkacak. Erzurum Spor, Altay daha rahat çıkacak. Ne dersiniz? Evet. Yani bugünkü maç sıralamayı belirleyecek maçlardan bir tanesi. Evet. Çünkü Gençler Birliği kazanırsa 1 puan yapacak. Rakiplerle puanı 2'ye düşürecek. Bodrum'da kazanırsa 58 puan ve playoff'un ve de şampiyonun adaylarından bir tanesi olacak ama Gençler Birliği maçı bugün ligin özellikle saldı biliyorsunuz Salim. Yani son 4-5 hafta maçlar bu maç 28 puan. Gençler Birliği kaybederse üstteki olan Altınordu, Altay ve Erzurum Spor bence bir tık rahat yedireceklerdir. Tabii ki o maçların sonucu da artık ligin şeklini belirleyecektir. Ama bu maç küme düşme maçının en önemli maçlarından bir tanesi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa hocam, sizce hangi takımlar lige veda eder?
Zaten Denizlispor gitti. İki takım ligden çekildi. Yani gençler bile altın olduğu alt sayıdan birisi ama şu anda gözüken gençlerdir. En zayıf halkı orada gençler birliği gibi değil mi hocam? Şu anda. Şu anda bütün gökyüzü üstüne baktığımız zaman Salim. Evet. Gençler bile Bodrum oynuyor. Erzurum gençler bile oynuyor. Yani Erzurum maçı da çok önemli gençler birliği için. Sakarya maça Bandırma deplasmanına gidecek gençler birliği. Tahminim baraj 35-36 civarında, 36 bitse zaten tahminim kalır Salim. Hocam hep şöyle hesaplanır. Mesela o baremde mesela 33 puanlı takımlar. 33 puanlı olan takımlara örneğin 4 hafta mı var? Birer puan eklerseniz evet, barem 37 olarak net bir şekilde hep hesaplamalarda 37'nin evet, kurtaracağı konuşulur. Ben de bu evet, noktada sizinle aynı fikirdeyim. Ben de sana katılıyorum. Hocam ama Gençler Birliği neden bu durumda? Gençler Birliği gibi koskoca bir camia, ülke futbolunun lokomotifi olmuş, altyapısında binlerce öğrenciyi barındıran camia neden bu durumda? Ya ben rahmetli İlhan Başkan'dan sonra Gençler Birliği'nde maalesef bir düşüş yaşanmaya evet, başladı. Hem sportif olarak hem de maddi olarak. Bir de altyapıda eskiden biliyorsun, ben de milli takımda ilgili sorumlusuyken özellikle evet, milli takımlarımızın altyapısını oluşturan bir Gençler Birliği vardı. Son zamanlardaki Arda Güler'den sonra çok böyle ekstra sporcu da çıkmamaya başlamıştı. Evet. Tabii şimdi transfer yasağı vardı Gençler Birliği'nin Salim. Ondan sonra devre arası yaklaşık 10-20'ye yakın oyuncu aldılar Gençler Birliği. Tabii kolay değil. Gençler Birliği gerçekten çok büyük bir camia. Çok taraftarı olan, Türk futboluna damga vurmuş bir kulüp. Evet. Yani işleri biraz zor. Tabii fazla da yani futbol istikrardır. Futbol özellikle altyapılardaki oyunculara destek olduğu zaman hem maddi olarak hem manevi olarak Gençler Birliği zaten kaynağı oydu. Çünkü rahmetli başkan İlhan Başkan bıraktığında tahminim bilmiyorum o civarlarda 50-60 milyon euro bir bütçesi olan bir takım bırakılmıştı ve altyapısıyla, tesisleriyle, ligiyle inanılmaz işler yapıyorlardı ama son zamanlarda baktığınız zaman evet, tabii kulübün içerisini çok bilmediğim için çok bu işlere fazla da girmek istemiyorum ama ben her zaman söylüyorum Türkiye'de Gençler Birliği gerçekten bir markaydı. İnşallah kısa zamanda tekrar toparlanırlar. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Bizi heyecanlı ve zevkli bir lig bekliyor. Sadece. Evet. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Tabii ki her zaman gönlümüz Hasan Özer hocamızdan yana, kardeşimiz olduğundan dolayı gerçekten genç Altın Ordu'da güzel işler yapıyor. Onlar da çok güzel bir kulüp, çok güzel bir tesisi. Harika. Yani özellikle de o Altın Ordu'da altyapıya yatırım harika. Ama yani U12 kap muazzamdı hocam ama ya, şunu söyleyeyim yani Altınordu da mesela o finali kaybettikten sonra bocalamaya başladı. Ben bu sezon düşeceğini zannetmiyorum. Hasan Hoca da iyi işlere imza atıyor. Oynattığı futbolu da beğeniyorum. Evet. Ben de beğendim. Bu hafta kazansalardı işi bitirmiş olurlardı. İnşallah bu hafta da çok önemli maçları var. Evet. Bandırma maçı. İnşallah onu da kazanırlar ve rahat ederler. Böyle kulüplerimiz yaşasın Salim. Tesisi evet, olan, kulübü iyi olan, altyapısı iyi olan kulüpler Türkiye'de şu anda bizim zaten son 10 yıla baktığımız zaman özellikle bu tür kulüplere destek olmamız evet, lazım. Daha çok sahiplenmemiz lazım. Çünkü bizim geleceğimiz altyapıdaki oyuncular, altyapıdaki yetişecek oyuncularımızın geleceği çok önemli. Sen de sağ olsun, sen de çok büyük destek veriyorsun gerçekten Türk futbolunda. Teşekkür ederim. Özellikle dile getiriyorsun altyapıdaki oyuncuları oynatmada, altyapıdaki takımlara çok büyük destek veriyorsunuz. Sana ve kurumuna çok çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam, görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum, mutlu hafta sonları. Çok mersi, teşekkürler, yayınlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, son konuğumuz Mustafa Özer'di. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra Nazım Türknaz önemli konu ve konuklarıyla üçleme programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.